Bebişlerim okuldan geldi. Aras Bey duşunu aldı. Eylül çorbanın tadına baktın mı kuşum? Çok beğenmedim çok. Çünkü alışık değilsin değil mi böyle İstediği çorbasını? Hadi yapalım. Çok çorba yapmadım. Anladım. Hadi bunun önemi değil. Şimdi kurabiyeyi benim minnoşlarım yapacak. Hadi biz yapalım. Şu tamam. Değil mi? Şu şimdi. Neyi hayır yapacağım? Oraya elmayı soyacaksınız, rendeleyeceksiniz. Yani ben elmalı şey kurabiye sevmiyorum. Ölmeli yapmayayım. Sade mi istiyorsun? Evet sade yapalım. Değil öyle mi Eylül? Vallahi ben elmalı, armutlu falan hiç sevmiyorum. Hoş seni ben yiyelim. Sade kurabiye. Evet, sade. İyi peki, yoğurma kabını çıkarıyorum o zaman. O zaman size tarif ediyorum. Siz yoğuruyorsunuz, tamam mı? Ama önce kimin yoğuracağına karar vereceğiz. Ben yoğurayım. Ben yoğurayım. Anne, ellerim. Bak, duvardan çıktım yine. Duş da aldım, ben yapayım. Tamam, Eylül de yardım eder. Eylül git ellerini yıka beraber yoğuruz. Eylül daha yeni yıkadı köpükleri, ellerini yıkayacağız. Tamam o zaman. Şimdi tamam o zaman. Yumurtayı kim kıracak? Uzun maşallah eklenmiş gibi. Yumurtayı kim kıracak? Ben kırmayı Eylül kırıyorum. Kırsın. Hadi biraz centilmen ol. Ben kırmam. Ha sen kıramaz mısın? Ara yumurta orada kırılmaz. Yapıyorlar. Hadi, hadi, hadi. Evet. Tamam. Ben kıramıyorum. Tamam. Ben her kaç günde kırıyorum. Orada yoğurt var. Yoğurdu al gel aşkım. Annem yoğurt diyorum. Nedense böyle yapamıyorum. Kıramıyorum. Eylül yoğurdu dök içine. Kaşıkla mı? Hepsini komple dök ve kaşıkla karıştır içinde. Elim alı istemedi. Hepsini boşalt aşkım. Aras şekeri aç bakalım. Sen çırp onu içindeydi. Kaşıkla. Kaşıkla. Bana kaşık verir misiniz? Hayır anneciğim böylece kapakla dökebilirsin bebeğim. Hadi o kaşıksın ben yoğurayım. Tamam. Hadi Aras dök. Aras dök kaşıkla. Şey kaşıkla değil öyle bocala. Yavaş ama yavaş. Yavaş. Dök biraz daha. Aras'cığım biraz daha dök. Evet. Allah tamam. Pişmiş yumurtaya benzedi. Tamam. Bak senin Eylül ne güzel çırpıyorsun. Çok ya. Aferin. Aras vanilyayı dök üstüne. Yumurtanın kokusunu alsın. Yavaş. Daha sola dökmeden. Evet. Karıştır bakalım Eylül'cığım. Şimdi Aras margarini aç. Yavaş çok şey olmasın yağlanır ellerin çünkü. Hı-hı. Dur aşkım dur bebeğim. Ben ne yapayım şimdi bunu? Tümden hepsini bocalayayım. Tümden hepsini bocalayacaksın da kapağını önce açman, paketini açman lazım. Açtım. Hı. Aç ellerine yapıştırmadan. Oha, hepsini bocalayacağım mı? Evet hepsini. Dur paketi. Margarin öyle sen... alınmaz anneciğim. Ah anneciğim ah çocuğum. Nasıl olsa... Margarin, Eylül yardım ver, et. Ver bana. Benim elimde kamera var ya. Dur. Aras'cığım bir dakika. Eylül karıştırsana. Döküyorum. Eyvah. Heh, tamam. Şunu paketindeki şeyi al. Yalayabilir miyim? Hayır Aras. Margarin yaranmaz. İyice al hepsini içinden. İçindekini de al. Ah Aras. Ah. Tamam. Şimdi. Aras hiç ellerini yıkama. Ne çünkü ben? O ellerini yoğuracaksın. Ha doğru ya. Yürü. Birazcık şöyle karıştırayım tamam, ya. Tamam Aras unu aç. Karıştırayım ya. Aras unu aç. Ay her yeri yağ yaptı. Bocala dur Aras dur ellerini yağla. Tamam Aras Eylül sen şimdi çekiliyorsun kuzum. Şunu açıyorsun. Aha. Aras'ın ununun üstüne döküyorsun. Aras şu kaşın ucundakini parmaklarınla al. Yoğurmaya başla. Ay. Dök. Elini yoğurmaya başlayayım mı? Yoğurmaya başla oğlum ellerini. Pişman oldum. Margarini her yerime boca ettiler. Ne oldu şimdi? Tamam. En son toparlamada Eylül yardım eder. Şimdi Eylül senin ellerin margarinli ya. Seni de iyice bulaştır bak kızım tamam mı? Aras cıvıklığına bak. Sen ona göre şey yapacağız. Yok dursun burada. Daha var onun işimiz var. Bunları çöpe at kızım. Şekeri falan kaldır burada. Çok güzel oluyor. Güzelce yoğur. Yoğur oğlum ona daha un ilavesi tamam, lazım. Tamam izin vermiyordun ya ilk başta. İlk başta yoğuruyorduk. Un ilavesi yapacağız. Öyleyim sanki. Çocuklarla kurabiye etkinliği yapalım. Daha yumuşak bunlar. Nasıl dökeceksin kuşum? Ağır dikkat et. Tut iki elinle yavaş yavaş dök. Yavaş yavaş. Dikkatli dök ama. Dök içini. Dök. Eli döksene. Bocala dök. Hepsini dökme ama. Biraz daha dök Eylül'cüğüm. Dök. Tamam yeter. Ha, içinde şey varmış zaten Eylül. Küreği varmış. Bak bakayım. Küreğini getir sen dök. Küreği buldun mu canım? Ah. O kürekle de azar azar ilave edebilirsin ondan.
Evet. Anne çok çok az koydu. Birazcık fazla koy elini. Dök. Evet. Parmaklarımın üstüne mi döndük? Neyse öyle de olur. Dök. Onu dök. Getir, dök. Tamam şöyle. Bu kadar un bence yeter. Hı, tamam. Yeter. Bekleyelim şimdi. Bekleyelim şimdi. Un konusunu bekleyelim. Evet Aras'cığım. Toparla hamurunu. Dök. Aras'cığım sen toparla bebeği. Ben biliyorum onu kıvamını. Böyle bir kurabiye maceramız var kızlar. Biraz daha un istiyor mu acaba usta? Aras usta. Yok istemiyorum. Emin misin? Bir bakabilir miyim? Daha istiyor tabii ki. Biraz daha i̇stiyor, un. İstiyor biraz. Un evet. Dök azıcık. Toplayayım ben şunu. Evet. Evet ustacığım toparla bakalım. Ha, tamam. Toparla. Hadi gücünü kullan. Oo bayağı un istiyor ha. Margarin fazla mı oldu? Biraz daha. Dök. Kıyır kurabiye dök, olacak dök, bu ev kurabiyesi. Kepekli unu ilave ettik. Dök son ama bu. Bayağı bir döktün çünkü kurudu iyice. Yok ya tamam bu son. Hadi bakalım. Yavaş unu dikkatli yavaş yavaş. Sağa sola şey yapma temizliği var bu işin bir de arkada. Ağlamaya başladım. Yoruldun değil mi kasların? Evet. Döndüre. Evet. Bir şimdi ellerini temizleyip istersen çekilebilirsin. Eğri yoğurmaya devam et. Şimdi toplayayım. Ellerinin üç unlarını ellerindeki hamurları bırak. Sen git ellerini yıka artık. Ama ellerini yıkama. Bunları şekillendireceğiz. Bekle ben toplayayım şunu. Yoğurayım. Onu hamuru yapayım sonra. Eylül de yoğuracaktı ya canım. Sonra da Eylül şey yapsın. Eylül de yoğuracaktı ya aşkım. Bırak şimdi sen. Sen şimdi bekle. Tamam anneciğim. Ya bir toplayayım mı? Sanmıyorsun. Adam bırakmıyor ya. Erkek. Usta tamam. Ben değil miyim? Usta Allah sen de hepiniz ustasınız. İkiniz de şefsiniz. Tamam yardım ustasınız. Etsin hadi yardım. Hayır şimdi artık onun hakkı yeter. Ellerini bak bulandırdın her yere. Bir dakika komutumu bekle. Tamam çocuğum tamam ama ben sinirlenmeye başlıyorum. Ellerini yıkama. Evet Eylül. Aras ellerini sakın yıkama. Daha ellerini şekillendireceksin. Kapat suyu. Evet canım yoğur bakalım. Yapma anneciğim içine su koyulmaz. Asilik yapma annem. Bak eşit haklara sahipsiniz. Öyle olmaz. O da yoğuracak. Bak nasıl biliyor. Bak yoğurmasını. Aynen. Sen sanki hiç bilmiyorum. Sen de yaptın canım. Eline sağlık Yusuf ustacığım. Küçük tamam, ustacığım. Şöyle yıkıyorum. Ellerini çok silkeleme. İçindekiler dökülür. Üstündekiler dökülür. Ben yıkıyorum ya. Sen kalbi nasıl yaptın? Çok kolay. Bana yapsana. Hatta ben et yapacağım şöyle. Et şeklinde bir mama gibi düşünüyorum. Et şeklinde mama mı? Mama demişim. Kurabiye işte. Ne hepsini düz yapmayak ya. Sen tamam, de değişik. Şekil verebilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Sen de değişik yap. Nerede? Bak elini nasıl yaptın? Anne ben böyle tekerlek yaptım valla. Bak nasıl olmuş tekerleği. Güzel olmuş aşkım da. Kalbim burada Eylül onu da koyalım. Hayır öyle olmaz anneciğim. Yatay olması lazım. Eylül kalp yaptı. Anne bana da kalp yaparmışsın. Kendin yapıp Eylül göstersin sana nasıl ben kalp yaptığını. Ben tekerlek yapacağım. Eylül ortasından göster nasıl kalp yaptığını. Bu arada ben ilk şey yaptım. Bekle ben tekerlek yapacağım. Tamam. Hatta ben börek oluyor ya börek yapacağım. Simit gibi yapıyoruz. Birazcık daha büyük alıyorum için büyük gerekiyor. Hadi Aras Eylül bir kalp yaptı. Sen daha hiçbir şeye bak parmak bile yaptı Eylül. Çiçek. Ne çiçeği? Oldu. Simit yapacağım ben full. Tek herkes yapacağım. Kendi yaptığı kurabiyeyi yesin lütfen. O zaman ben Eylül'dekini boğazına gönderirim. Ben kolye yaptım. Hani yok kolye demişim. Bileklik bak. Bileklik gibi bir şey işte. Bak papatya yaptı Eylül. Yapıştır ama hepsini Eylül. Açık. Kabarınca ya, ayrılır hepsi birbirine. Şimdi iş ustalığı. Aras araba yap. Anne araba diyorsun. Şey çeviriyorum. Motoru çeviriyorum ya. Şimdi böyle yaptı. Ne demek oluyor yani? Aferin Eylül'e. Bak seni şükür yapayım. Hı-hı. Seni yap. Sana daha kalp yapayım. Oyun hamuru mu zannediyorsun Aras'cığım? Evet oyun hamuru yap. Ben dinozor yapacağım. Yapıyorsunuz. Dinozor yapacağım. Dinozor? Olur. Hadi ben de. Nasıl yapayım? Gözde yapacağım.
Pardon da bir şey diyeceğim. Ne edemeyim şimdi, ayıp oldu. Ne oldu ki? Hiçbir şey, hiçbir şeydi. Sen korkamazsın zaten. Kardan adamım. Şahiserim. Gözü çıktı. Aa, çok teşekkür ederim. Anne bu. Kardan adam mı bu canım? Yazık, yapma arkadaşın öyle. Ben niye kamerada gözükmüyorum? Yani. Ya bu sefer ben gözükeyim diye. Hep ortada ben varım nedense. Hani ben annemi çizeceğim. Çok bilmiyorsun var ya. Tamam. Feci bir şeysin. Ya. Sen bilmiyorsun benim ne yaptığımı. Şöyle. Aa, top yapsana anne, top. Ben tepsiyi doldurdum, siz daha hı hı. Senin işin Eylül de yaptı kolay. Gerçi iki tane. Evet, benim işim kolay, doğru yuvarlayıp at. Gitsin. Araslar bir tane daha yapamadı. Eylül, ben üç tane yapıyorum arda arda. Sen bilmiyorsun ki benim ne yaptığımı. Topları da böyle yap. Kardan adam yapıyorum. Bak. Arası o pişmez. Allah belanmasın senin. Pişer. Eylül'ün yaptığı klavye. Güzel oldu. Eylül'ü benzedi. Venüs kafalı. Evet arkadaşlar, yeni şahesim. Aras yapma, nimet bu da ya. Anne ne yapayım ya? Ya? Yapma. Aa. Allah için paylan çöre. Hayır öyle kabul etmiyorum. Tamam, artık bu şımarıklığa girdi. Bu iş bitti burada. Hayır. Bu iş burada bitti. Unlayalım da azıcık daha yapalım. Aşağı ağzını yemek. Aras abarttın. Artık abarttın. Kardan adamı eklersek tam büyük büyük olur. Ben de kurabiye yapacağım. Benim elimden hiçbir şey gelmiyor ki. Alayım yaptınız kurabiye. Ya bana ver. Ben kurabiye yapmıyorum. Ben kardan adam yapacağım. Yeni şaheseri. Hı, koptu. Allah, Eylül o nasıl pişsin Allah için ya. Kendine benzettin Eylül. Pişer. Her şeyi de kendine pişer benzettin. Pişer aşkım, pişir. İnce olduğu sürece pişer. Oo, anneciğim pişecekmiş. Arkadaşına güzel konuş. O zaman anne. Sen, oo, Aras seninki pişti çok... arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Pişer mi anne? Aras kız rahat bırak. Anne benim Allah için. Ama seninki kardan... daha güzel oldu Eylül'ün. Bak şimdi doğruya doğru. Kardan adamından Eylül'ünkinden güzel oldu. Bunu itiraf etmek zorundayım. Arkadaşlar evet, Allah için şuna bir bakın. Şu Eylül'den nasıl güzel olabilir? Hayır şu. Eylül'ünkinden daha güzel oldu diyorum. Şu. Ben insan yapacağım. Şuna bak. Figürü bozdu ya. Arkadaşlar anne atma fırına, biz de yapacağız. İki tepsi. Ben insan yapacağım. İnsanını çok bilmezsin. Ayakları da ekleyelim. Pompiş pompiş. Tamam. Şuraya ekledik mi? Anne Eylül'ün bacaklarına benzedi. What? Ya! Oha benimki pişer ayol. Direkt de şu kolları da küçülteyim. Oldu. Benimki tamam, nasıl oldu? Hadi gel bakalım. Aras al şunu da yap, hadi fırına edeceğim. Kafayı yiyelim. Şuraların temizliğine başlasam anca. Neydi? Sütlerinizi niye bitirmediniz? Kendi yaptıkları şekilli kurabiyeleri yediler. Şunu da sıvış koymuşlar. Ah sizi gidi sizi. Kurabiyelerimiz çıktı. Daha tadına bile bakmadım. Şimdi... Ocağı falan silmedim. Erik neden yemediniz? Erik'e geri dolaba koyayım. Yemekleri dolaba koydum. Çünkü korkuyorum bozulur diye. Hava çok sıcak. Şu tezgahı silmem lazım. Ay. Çamaşırım kurumuştur. Saat 5'i geçiyor. 1 saat sonra falan ben de çıkarım. Duşumu aldım. Ondan sonra. Aras yemek istemedi okuldan sonra. Eylül yedi. Kurabiye yediler sütle. Kurabiyelerimizi yaptık. Size ikinci vlogum hoş geldiniz demiş miydim? Sefa getirdiniz. Ay ay. Şöyle bir silin.
yediğim eti dökmeyi de hiç sevmiyorum ama işte artık tekrar kullanamam ki. Allah affetsin. Şimdi terasa çıkalım. Sizinle serdiğimiz çamaşırları toplayalım. Onları bir katlayalım. Ondan sonra bu Hazreti Muhammed'in hayatını şimdiki nesilde yani şimdiki nesilde gence haşa tabii peygamber gibi değil de yani dini kötülük dini yaymaya çalışan kötülüklerden men etmeye çalışan bir şey gibi. Ya derin bir dizi aslında ama beni sardı izlemeye devam ettim. Kaçıncı bölümdeyim? 6. bölümdeyim. 8. bölümde sanırım bitiyor. İlk sezonu bitireceğim. Devamını da evde şey dükkanda da izleyebilirim. Ya işte derin yani anlatılmıyor. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. O yüzden izlenmesi gerekiyor. İlginizi çekiyorsa tavsiye edebilirim. Bir günde bunun ilk sezonu bitirdikten sonra şeyi komple Peygamber Efendimiz'in hayatını izlemek istiyorum. Evet okumuşluğum var ama ayrıntılı tavsiye edebileceğiniz bir şey var mıdır? Belgeseli bilmem neyi. Yoksa ben araştırarak mı bulayım bir bakayım. Tabii ki biliyoruz Peygamber Efendimiz'in hayatını ama yine de şöyle bir ne zorluklarla karşılaşmış izlemek istiyorum. Dışarısı esiyor güzel ama ben yine klima çalıştırdım. Çocuklar okuldan geldikten sonra çok sıcaktı evin içi. Güneş zaten içeriye döndü ya. İyice o güneşin ışıkları içeriye ateş gibi yapıyor. Çamaşırları toplayalım. Kurumuştur zaten. Müzik sesi komşudan geliyor.
Şikayet istemiyorum. Güzel güzel anlaşıp gidin. Hayır, müşteri gelir. Kapatmayın ışığı. Klimayı çalıştırdım da şu kapıyı kapatayım, biraz içeri serinlesin. Anneme mantıda yardım ediyorum. Sizi birazcık şarja taktım. İnternette bir sorun vardı. Yüklemeyi açmam lazım. Dün akşamki videomla bugünkü ilk vlogumu montajladım mı? Yüklemem lazım. Sizi şöyle oturtturayım. Ay yapma. Klimalı çatal üstüme geldi de. Bugün siyah beyaz oldum böyle. Annem siparişi vardı. Ben dedim biraz el atayım, yardım edeyim. Tepsiyi bitirdim ama maşallah bana. Şimdi annem kuru fasulye yapmış. Dünden de benim pilavım vardı. Ve mor lahana salatam vardı. Onlardan bir tabak yaptım. Yusuf yemek yememiş. Onu doyurdum. Çocuklar da kakaolu kek almıştım ya şoktan. Onu yemişler. O yağlı elleriyle şeyi, kasanın oradaki cam masanın hepsini şey yapmışlar. Şimdi ellerine bez verdim, dedim burayı silin. Bir de yeri kırıntı yapmışlar. İş çıkardılar. Neyse olsun. Keyifleri yerinde olsun da gözümün önünde olsunlar. Aras bir tutturdu. Ben Naturlent'e Eylül'le yürüyüşe gideceğim. Dedim güvenli değil orası, tekin değil. Otur oturduğun yerde. Göndermedim. Şimdi o yasak, bu yasak, oraya gitme, buraya gitme deyince de çocuklara bir alan açmak lazım. Çocukları da anlamak lazım. Sonuçta çocuk bunlar. Bir şekilde hareket edecekler ya. Biblo değil ya koyasında. Bak bazıları böyle şey oluyor. Yapışıyor, ayrılmıyor. İşim zorlaşıyor. Dünkü Natalie yine gelmiş. Saç boyamak için müşteriye. Aman biraz da böyle bayan kuaförlüğünden de bir destek olsa ne güzel olur. Manikür pedikürden anlıyor mu? Anlıyormuş. Benim malzemelerim, aldığım malzemeleri belki değerlendirerek manikür pedikür müşterisi de alabilirler. Bilmiyorum, ben aslında o konuya biraz şeyim. Nasıl söyleyeyim? Uzak kaldığım için zaten kendi dükkanıma da pek sık gelmiyor. Şey yani, uzun süre kalmıyorum ya burada. Yani Yusuf'un dükkanının bütün o gidişatı, işlemesi, her şey düzen Yusuf'tan soruluyor. O yüzden ben şey yapmıyorum. Hani dahil olmamaya çalışıyorum ama benim fikrim, Yusuf'a da söyledim. Hani bayanın eli de çok gerçekten marifetli. Güzel de yapıyor her şeyi. Saç boyasına en azından şimdilik. El tırnak manikür pedikürünü daha görmedik. Dedim ki malzeme var. Hani Diana ile çalıştığımız şartlarda teklif et. Bunda iki tane küçük çocuğu varmış. Kız çocuğu. Hatta bugün gelirken onları da yanında getirmiş. Küçükler gerçekten. Çocuklara bakacak kimse olmadığı için tüm gün gelemiyor. Sadece randevu sistemi çalışabilecek böyle. Bizim için sorun yok. Biz dedik çocuklarını da getir. Ama bütün günde bu sıcaklarda çocukların bir alanı olması lazım. Yemek yenilecek, edilecek. O yüzden randevu sistemi yapacaklar sanırım. Yani inşallah anlaşırlar da olursa, bayan da gelirse. Ki eli marifetli bizim için biçilmiş kaftan. Neden olmasın? Hem o ekmek yesin, hem bizim malzemelerimiz değerlensin. İki çocuğu da varmış. Yani birbirinize destek olmak iyi bir şey. Anlayacağınız bayan kuaförü artık şeyleri de almaya başladı Yusuf. Hayırlısı olsun. Ben aslında kadın için daha çok seviniyorum. Bir de böyle iki tane küçük çocuğunu gördüm ya. Kadın da belli ki ihtiyacı var ki, yani yoksa ki bayan kuaförlüğü de insanların saçıyla başıyla tırnağıyla uğraşmak da kolay bir şey değil. Gerçi her işin bir zorluğu, her alanın bir zorluğu, riski, yoruculuğu vardır ama ben isterim yani. O kadının ekmek yemesini Yusuf'un sayesinde, bizim sayemiz, ufacık bir payımız da olsa evine destek olmasını ben isterim. Desteklerim de. Bakalım. Biz çabalarız. Gerisini Rabbim bilir. İnşallah zorlaştırmaz, kolaylaştırır. Yani rızkı veren Allah'tır sonuçta. Eğer yenilecek bir ekmeği, bir rızkı varsa orada, kısmeti varsa elbette ki devam eder. Yoksa da yapacak bir şey yok yani. Şimdi son bu. Tepside zaten doldurdum, difrize koyacağım. Ondan sonra buraları toparlayacağım. Bilmiyorum daha kıymanın ve hamurun devamı var mı ama hava karardı. Artık şey, güneş battı. Saat 8'e 20 var. Müşteriler birazdan dolaşmaya başladı. Ondan dolayı benim artık kendi tarafıma geçmem lazım. Yani burada iş olsa da kalamayacağım. Harcı geri dolabı koyalım. Buyurun efendim. Bu da benim mantılarım. Şöyle göstereyim daha iyi olacak. Şu taraftan çünkü annem dizmeye başladı. Sonra bir sipariş gelince kalktım. Ha, müzik bizden geliyormuş. Ben de diyorum ayran. Ne oluyor? Ayranla susayınca ayran değil, su içilir. Eylül'e de böl lütfen. Bardak al. Saat 9.30. 9.30'a 5 var. Pasajdayım, oturuyorum.
Fikret abi geldi. Ona çay ısmarladım ama müşterisi geldi, içemedi, kalktı. Ben de şekersiz içiyorum. Çocuklar işte içmek için anneannesini oraya yapmışlar, almaya gittiler. Sakin, çok sakin, durgun yani öyle. Olan kalabalık da boş kalabalık yani, öyle şey yok. Saçım bugün şu kelebek tokayla topladım. Göründü inşallah. Evet, saat 10 gibi giderim, çocukları alırım. Çünkü Eylül'ün artık eve gitmesi lazım. Anneannesi aradı. Ve yani ne kadar da komşu da olsan, tanıdık da olsan emanet çocuk sonuçta. Vakitli vereyim. Çayı buz gibi oldu adamın. Neyse, müşterisi var, çalışsın hele. Seninle bir konu konuşacağım dedi Fiko abi ama fırsat olmadı. Müşterisi var, yarın artık. Denk gelemedik. Bugün unutmuşum, duşta şu kolyeyle yıkanmışım. O da yakında karardı, kararır yani gibime geliyor. Ne oluyor? Biraz hava alın, bir yürüyüş yapın. Ne oluyor? Kendin gelmek istedin. Ben dedim ya, evde kalın, dinlenin çocuğum diye. Ha, öyle istemedin mi? Müşterim. Değil mi? Şu müziği kısalım da. Herif yemeyelim. O kadar yaşlı kesim var ki şu andaki tatilciler arasında. Yani genç kesim olmadığı için. Tabii böyle elbiseleri de ben yaşlı teyzelere de veremeyeceğime göre. Biz şimdi kendi kulvarımızın müşterisini bekleyeceğiz. Bir dahaki mal alımında büyük bedenlere birazcık özen göstermem lazım. Şimdi Mersin'den en son gelen bu büyük beden anne gömlekleri falan var ya, onların neredeyse %85-%90'ını sattım. Tek kalanlar da şu üst grup, şurası. Şu kadarı kaldı. Şöyle. Bunların arasında hatta İstanbul'dan gelen gömlekler de var. Toplasanız 20-25 tane kalmıştır. 200'e yakınını gelmişti çünkü satıldı. Güzel de satıldı çünkü büyük beden ve yaşlı kesim için olduğu için grup olarak müşteri o maldan memnun kaldı. Şimdi ben birazcık malı azaltıp sonra şey yapmak istiyorum. Gene büyük beden Mersin'den elbise sipariş vermek istiyorum. Şimdi benim alanım elbise olduğu için üst giyim, bayan giyim. Hani ben de çok fazla böyle eşortmanmış, ne bileyim. Bikiniymiş, farklı bir şey yok. Ben de elbise, işte tunik, ondan sonra tişört, bu tarz şeyler var, tulum gibi şeyler var biliyorsunuz. Alt giyim olarak da zaten sadece kot pantolon ve şort aldım. Taytlarım da var ama yani taytlarda da bedenim yok, zayıflar için, böyle genç kuşaklar için. Bir dahaki mal alımlarımda tabii ki bu alışverişimde bazı şeylere ders edindim. Bir şeyler öğrendim. Şimdi ilk defa buranın müşterisine göre bilmeden alışveriş yaptığım için yoğunlukta genç grubu giyeceği elbiseler. Yani yaşlı teyzeler şimdi şu elbiseleri falan satamazsınız. Baksanıza, minicik minicik şeyler bedenler olarak da, tarz olarak da. O yüzden hani Mersin'den gelen o büyük bedenlerin ekmeğini yedim. Ve bir dahaki alışverişimde biraz daha büyük beden, biraz keten, böyle bir şey yapmak istiyorum. Keten grup, beyaz, ince, pamuklu gruplardan, hafif olan şeylerden almak istiyorum. Ama önce bunu yapmak için ne yapmam lazım? Malımı biraz azaltmam lazım. O yani 15-20 tane mal alsam bile koyacak yerim yok. Fazla eşyam var. Seçeneğim de var. Güzel. Giren müşteri en azından ne istediğini biliyorsa, şimdi benim vitrine baktığı zaman anlayabiliyor burada ne olduğunu. Elbise tarzı, böyle şık şeyler, lady, daha böyle madam madam grubu olduğu için vitrinden görüyor. Ha, burada da bu varmış, o yüzden giriyor. Aradığı şeyse, bulacağı şeyse geliyor. Çeşit seçenekle bol olduğu zaman, bedeninde varsa alıp gidiyor. Boş çıkmıyor. Ama yoğunlukta çok fazla yaşlı grup olduğu için ve benim de artık yaşlılara satabileceğim çok bir fazla bir şey kalmadığı için, kalanların da çoğu uzun kol, baksanıza. Yani kısa kolların çoğunu erittim. Öyle söyleyeyim size. Öyle yavaş yavaş tecrübe ediyoruz. Ne iyi gelir, ne olur, ne olmaz. Biz eve geldik. Kayınvalidem patates sosu verdi. Annem bir de kuru fasulye salata koydu.
Bende de bulgur pilavı şey var. Hepsini ısıtacağım. Tavalara koyacağım azar azar. Isınsın, yensin bu yemekler, aradan çıksın. Oy 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 oy. Tabakta kirlenmiş kayınvalidemin yemek koymuştum ya. Burada gelip bu tabakları yemeği koymuş. Onlar da altta üstü kirlenmişler. Anneciğim yarın çöpleri boşaltman lazım. Bugün ocak temizliği yapmamıştım. Kurabiyeleri unutmuşum. Dükkana da ayırmıştım şöyle kurabiye. Unutmuş gitmişim. Karpuz istedi. Karpuzu da doğrayacağım. Bu pilavın hepsini ısıtsam yenir mi ki acaba? Yenmeye de bilir. Biraz cin alayım. Hepsini ısıtırsam ziyan olur. Şunu da hepsini ısıtmayacağım. Azıcık ısıtacağım. Gerçi boşta bir şey kalmamış. Yenilir mi acaba ya? Su, patates, sos ver. Yok. Bu hepsi yenmez. Bunları azar azar ısıtayım. Hepsi de salçalı yemek. Baksanıza. 3 çeşit salçalı yemek. Bugün yemeğimiz bereketli. Pilavdan biraz alacağım. Gerçi bitebilir bu yemek ya. Çok bir şey yok gibi. Bakayım. Çok mu? Yoksa biter mi? Çok tabii. Onu alayım birazını değil mi? Çok fazla. Saat kaç? Saat 11'i 10 geçiyor. Tek elle de yapamıyorum ki hiçbir şey.